intikam olabiliyoruz dedi. Sen şimdi uyumaya başlarsan sabaha kadar hor piş, hor piş uyursun. O kadar vaktimiz yok. Tamam o zaman. Ha. 5 dakika boyunca yemek edelim. Alın, alın. Saçmalama. Göbek kadarak dinlenemeyiz. Şarkı söylemek. Sen ormanın bu tarafına olacaksın. Aa, ben ormanın diğer tarafına arar.
mahvoldum. O kadar yavaş yürüyorum ki bütün arkadaşlarımı kaybettim. Şimdi kim bilir neredeler. Oh, çok yoruldum, çok. Aa, arkadaşlar, orada çok güzel bir kütük var. En iyisi orada biraz oturup dinleneyim. O kadar yoruldum ki birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Ay, ay. Bir şey buldum. Ben hemen alıştım.
bir tek ağaç bile kesmedik. Yani evlerimizi ağaçlara zarar vermeden yapıyoruz. Ayrıca bir tek çiçek bile kopartmadık. Çünkü biz hayvanlar her zaman doğaya saygı duyuyoruz. Evlerimizi de doğaya saygı evler yapıyoruz. Onun için lütfen bize bir alkış. Buraya ev yapmaya geldik. Herkes evini kuruyor. Ama tavuk ve fil kardeşim depremin ne olduğunu bilmiyor. Onlara öğretmem gerek. Depreme hazır olmak gerek. Umarım bizi dinlerler. Bu gerçekle yüzleşirler. Siz de depremden korkmayın. Ama hep önleminizi alın. Bir yarar olmaz. Sadece daha çok korkarsın. Tamam.
Arkadaşlar özür dilerim. Olmadı. Bir kez daha yapıyoruz. Bir, iki, üç. Tamam, bu ne? Aslan kardeş, işte senmiş ya. Evet. Tamam. Evet. Ben göbek atarak yaşıyorum. Arkadaşlar, Petra Mahmut'u göbek atılır mı? Eşek bravo, bir sana da bravo. Artık son kez yapıyoruz. Eğer düzgün yaparsa alkışlayın, yapmazsa alkışlamayın. Çünkü son kez. Tamam Aslan kardeş, söz veriyorum doğru yapacağım. Söz veriyorum. Bir, iki, üç. Evet, bunu da öğrendik ama şimdi beni dikkatlice dinleyin. Tamam. Çünkü bu çok önemli. Arkadaşlar, deprem olmadı. Evimizdeki bütün eşyaları duvara sabitlemeliyiz. Ay, bana bak bakacağım. Korkayım demedim. Sabitlemek duvara bir dalamak demek. Bu kadar basit bir şey. Sabahtan beri korkutmalardan bahsediyorsunuz. Artık deprem, üçgen, sarsıntı falan deyip durmayın.
çantası diye de bilinir. İşte içinde neler var bakalım. Su. Su çok önemli. Çünkü deprem anında bu suyla vücudumun su ihtiyacını karşılayabilir. Enerji verici yiyecekler. Bu yiyecekler sayesinde aç kalmam ve her zaman güçlü kalırım. Ve biraz ter yara bandı. Söyleyin bakalım bu ne işe yarar? Yaralarımı, yani küçük yaralarımı bununla tedavi edebilirim. Ve işte bir radyo. Radyo diye işe yarar değil çünkü çok önemli. Bu radyo sayesinde deprem kaç şiddetinde olmuş, yıkılan ev var mı, yaralanan bir hayvan var mı, hepsini ama hepsini öğrenebilirim. Ve işte bir ev gibi. Küçük ama çok işe yarar. Bakın bununla karanlıkta önümü görebilirim ve çıkış noktamı bulabilirim. Ayrıca filler. Bu filler sayesinde benim ipimi terse ya da radyomu değiştirebilirim. Ve şimdi en önemli şey geldi sıra. Bu çok önemli. Deprem anında sesini kimse duymayabilir. Ama bunu herkes duyar bakın. Ve evin beni kurtaracak. Sevgili arkadaşlar, benim çantam işte bu kadar. Siz de eve gittiğinizde eski bir çantanızda böyle bir çanta hazırlayabilir misiniz acaba? Evet! Söz mü? Söz! O zaman bakalım sizin kilerin çantası var mı? Bana yaptığınız aynısını şimdi onlara yapacağız. Bakalım neler olacak. Hazır mıyız? Yapılanları
gelenleri almaya başlayacaksınız acaba? Duyamadım. O zaman bugün de size veda ediyoruz. Tiyatromuzu beğendiniz mi acaba? Tekrar sizlerle beraber olmayı istiyoruz. Yine aynı salonda, Aralık ayında Cesur Kral ve Korkak Timsah'ta görüşmek üzere.